İyi günler arkadaşlar. Yeni dürbünümüzün montajını yaptık. Sauer 30.06 kalibre silahımıza. Eski dürbünümüzü söktük. Eski dürbünümüz emektarımız, Vortex'imiz. Bunu söktük. Bundan iki tane üçlü grupman atışı yaptık. Onun çekimini yapacağız. Şimdi Athlon'dan üçlü grupman atışlarını yapacağız. Onun da hedefteki grupmanlarını göstereceğiz. Ben o zaman atışlara başlayayım, he Ümit Hoca? Evet. At. At abi. At bakalım. Evet. Şeyde de fişeğimiz Cellor Bellot. Çok koyun bir fişek. 160 grey mi? Greyini ne kadar? Evet, ne cevabı? 180 grey. Cellor Bellot. 30.06. Şimdi Recep abiyle çok daha bir bilmediğimiz yerden sorma. Tüfek de yeni, mermi de yeni. Bir atış var. Orada da göstereceğiz arkadaşlar. 25 kuruş kadar küçük bir delik çizdik oraya, bir işaret yaptık. Bu dürbünün en güzel özelliği artıklının o 25 kuruşluk hedefin içerisinde nereye atacağınızı gösterebiliyor. Yani ışığı, artıklının fazlalığı, yani artıklının nereden nişan alacak küçük bir nokta var. O artısı da var. İkinci atışımız. Biraz bekleyelim. Silahımızı. Sallımı dursun. Salınımı. Sonuçta grupman atıyoruz. Birilerine örnek olacaksa faydası olsun oradaki çekimlerinde. Bize çok fazla doğru bilgi veren İnsanla karşılaşamadık. Hep deneme yanılma yöntemiyle kendimiz bir şeylerin sahibi olduk. Evet, üçüncü atışımız da tamam. Bir bakalım çekimlerde. Bugün bu 100 metreyi 4. gidişimiz herhalde. Evet. Recep abi, senin düşüncelerin ne abi? Sen av camiasında tanınan, bu işleri bizden daha iyi bilen bizim primizsin. Yani bizim yaptığımız yorumlar değil de senin söyleyeceklerin önemli. Şimdi tabii ki teknoloji her geçen gün hızla gelişiyor ya. Ben bir Vortex kullanıcısıyım. Bana göre Vortex, Meopta'dan Vortex'e geçiş yaptım.
Vortex Neoptan'ın tabii bir tık üzeri. Daha teknolojisi gelişmiş bir ürün. Fakat Athlon onların bir daha abisi diyelim buna. İyi bir ürün, iyi bir teknoloji. Güzel atışlar yapılabilir. Evet, sen teşekkürler da görüldüğü gibi. Bir, ben 25 kuruş kadar bir hedef çizdik dedim. Şu 25 kuruştan da küçük. 25 kuruş üstüne koyduğumuzda kapatıyor. Bir bilene sormamız lazım. Daha ne olacak yani grupmanlara baksana. O dağıldı, bayağı ıslandı, dağıldı. Bu da 25 kuruşun çok altında bir. Şu alttaki atışı Vortex'le ben yapmıştım. Şuna geçelim. Onlar da Vortex'in 10 ve bunlar da Vortex'i sökmeden attığımız atışlar. Şu çizgili olanlar birinci grupman, çizgisiz olanlar da ikinci. Silah aynı silah, mermi aynı mermi, mesafe aynı mesafe yaptığımız grupmanlar. Evet. Burada avantaj şöyle görüşüyor hacım. Yeni alacağımız. Tabii dağılmadık. Alacağımız dürbün. Şey, yani beğenme garantili. Beğenme garantili. Test et al. Evet. Test ettiğimiz, almaya da karar verdiğimiz dürbünün grupmanları bunlar. Allah için evet. Almaya da karar verdiğimiz. Dolayısıyla ben de baktım dürbünün içinden. Hakikaten özellikle orta nokta artikülü 25 kuruşun içerisinde, şu dairenin içerisinde istediğiniz noktaya yerleştirebiliyorsunuz 100 metrede. Tabii ki bu uzak hedefler için müthiş bir avantaj sağlıyor. O zaman da kullanıcılar bilir. Zoom'u kullanırız da hocam. Zoom evet. Çok düşükte şu evet. An. Evet. Onun için güzel bir dürbün. Işığı çok iyi. Artık bunları da diyorum ya, bir bilene de bu mualarını çıkartalım. Bir arkadaşımız da bize bir inşallah ya Furkan hocama gösterelim bu şeyleri, atışları. Ya da bizim yani 25 kuruşu kapatıyor. Benim tahminim 0.5 muanın altında bir değere sahip olur. 0.4 mua gibi, 0.5 mua gibi. Tahmini şeyi yani ama tahminimiz o, onun ölçümünü yapsın, ona göre onu da bilgisini yani veririz. Evet. Athlon'un ben özellikle ışığını, özellikle artikülünün küçük bir noktaya kadar indirilebileceğini ya beğendim. Artikül diye bir şey yok, yok aslında. Yani, nokta. Orada bir zerre var, o zerreyle evet. Bir noktacıkla nişanımızı alıp atıyoruz. Görüntü kalitesi tabii çok güzel. Onu da çok beğendik. Yani 34 tüp olması çok ciddi 34 bir tüp. Işık geçirgenliği çok fazla. 56 kafa. Yani o 56. Yani ben beğendim hacım. Bunu alalım yani. İskonto ya yapsın alalım. Alalım. Yani bugünkü şartlarda en iyi bir dürbün. Yani ben Vortex'ten vazgeçip bir dürbünü bir yenilemek istesem bir Zawarovski'ye bir Zeiss'a gidip 15 milyar veya 20 milyar bir para ödemem. Sanki onlar da artık 15 milyara bu değerlerde dürbünü yok. Yani bu değerlerdeki dürbünü Zawarovski'ni sanırım aşağı yukarı belki de 30 civarlarında vardır evet, herhalde. Evet. Aşağı yukarı. O değerlerdeki o dürbünü. Yani güzel bize bir dürbün. Ben zaten kılını çok beğendim. Çok ince bir kıl diyelim biz buna. Çünkü bu çok atışlarda ava giden arkadaşlar bunu çok iyi bilirler. Hedef kapatma olayı olur retikıllarda. Sen diyelim ki bir hedefle şurasını artikılda tuttuğunu sanarsın ama belki de şurayı tutmuşsundur. Çünkü retikıl hedefi kapattığı için tabii. Hangi bölgeye nişan aldığını pek seçemezsin ama bu dürbünde yeni çıkan bu nesil bu dürbün bunu absorbe etmiş yani ortadan yok etmiş gibi bir şey. Evet. Çok iyi bir dürbün. Param olursa bir atlı sahibi olurum inşallah. İnşallah abi. Eskiyi getir yeni götür. Eskiyi getir yeni götür kampanyası yapalım. Yapar mı? Evet. Bakın bu 1 lira. Zaten 1 lira hiç. Hocam 25 kuruş yok. 25 kuruşu gösterdim daha da 1 lira. Ha, yani 25 kuruş 1 lira. Tamam. 25 zaten kapatıyor. Dur hele 1'e bak anacığım. 1 lira üstünden geç. 1 lira zaten üstünden geçer dediğin gibi yani hiç. Evet, videoyu çok fazla uzatmayalım. Herkese hayırlı olsun şimdiden. Bize de hayırlı olur inşallah. Yani inşallah bu videoda arkadaşlar faydalanırlar. Biz test ettik. Kimseye de inanmadık. Kendimiz testimizi yaptık yani. Bundan ötesi bir şey yok. Bu ürün gelen test etsin. Bizim testlerimizin aynısını bulacaklardır diye düşünüyorum. Bodrum Meydan. Aha test, aha da zemin. Arkadaşlar.